Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Kasım ayı fen bilimleri örnek sorularının çözümleriyle karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, ilk sorumuz mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir soru. İki şehirde güneşin doğuş ve batış saatleri 3 gün boyunca gözlemlenmiş ve aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Verilen tabloya göre bu şehirlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmaktadır. Seçeneklere geçmeden önce tablomuzu bir inceleyelim. Yorumlarımızı yapalım. Daha sonra doğru seçeneğe rahat bir şekilde ulaşabileceğiz. Şimdi arkadaşlar. K şehri ile ilgili tabloya baktığımızda. Güneşin doğuş saati 5.40, 5.41 ve 5.42. Yani güneş her gün bir öncekine göre daha geç doğmakta. Batı saatlerine baktığımızda. 19.50, 19.49 ve 19.48 olduğunu görmekteyiz. Yani daha erken batmakta. Daha geç doğuyor, daha erken batıyor. Yani gündüzlerimiz kısalıyor. Bu bir. İkincisi dikkat edin. Gündüz süreleri 12 saatten daha fazla. O zaman gündüz süresinin 12 saatten daha fazla olduğu ama gündüzlerin kısaldığı tarihlere bakmamız gerekiyor. Ama bu şehrin hangi yarım kürede olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle hem kuzey için hem de güney için bu tarihleri yazmaya çalışacağız. Arkadaşlar eğer K şehrimiz Kuzey yarım kürede ise gündüz süresinin 12 saatten fazla olduğu ama kısaldığı tarih aralığını yazmamız gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar tarih aralığımız 21 Haziran ile 23 Eylül arasında olmak zorundadır. Peki şehrimiz güney yarım kürede ise o zaman acaba tarih aralığımız ne olacak arkadaşlar? Şehrimiz eğer güney yarım kürede ise tarih aralığımız 21 Aralık ile 21 Mart arasında olmak zorunda. Peki bu tarih aralıklarında kuzeyde ve güneyde hangi mevsimler yaşanıyor? Şimdi eğer kuzey yarım küredeyse 21 Haziran'dan 23 Eylül'e doğru giderken arkadaşlar yaz mevsiminden hangi mevsime doğru bir geçiş var? Sonbahar mevsimine doğru bir geçiş var. K şehriyle ilgili yorumlarımızı yaptık. Geldik L şehrimize. L şehrimizde güneşin doğuş saatleri 7.38, 7.37, 7.36 yani güneş daha erken doğuyor. Batı saatleri 18.26, 18.27 daha geç batıyor. Daha erken doğuyor, daha geç batıyor. Yani gündüzlerimiz uzuyor. Ama dikkat edin gündüz süresi 12 saatten daha az. Peki L şehri kuzey ve güney yarımkürede olduğunda bu tarih aralıkları hangileri onları da bir yazalım. Eğer L şehrimiz kuzey yarım kürede ise o zaman bu tarih aralığı 21 Aralık ile 21 Mart arasında olmak zorunda. Eğer bu şehrimiz güney yarım kürede ise o zaman arkadaşlar tarih aralığımız 21 Haziran ile 23 Eylül arasında olmalı. Peki bu tarih aralıklarında bu şehirde hangi mevsimler yaşanıyor? E, Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta biliyorsunuz ki arkadaşlar kış mevsimi yaşanıyor. 21 Mart'ta ise ilkbahar. O zaman bu tarih aralığında kış mevsiminden ilkbahar mevsimine doğru bir geçiş var. Şimdi bunları yazdıktan sonra artık seçeneklere geçebilirim. A seçeneği. K şehrinde aynı saatte güneş ışınları birinci günde diğer günlere göre daha dik açıyla düşer. Şimdi bakıyorum. K şehrinde yaz mevsiminden sonbahar mevsimine doğru bir geçiş var. Yani güneş ışınları her gün bir öncekine göre daha eğik gelecek. Ve o zaman bu durumda birinci günde diğer günlere göre daha dik açıyla düşer yorumu doğrudur arkadaşlar. Geldik B seçeneği. Verilen günlerin tarihleri iki şehir içinde aynı ise K ve L şehirleri farklı yarım kürelerdedir. Şimdi tarihleri aynı alalım. Örneğin 21 Haziran ile 23 Eylül arasını alalım. Şimdi eğer o tarihleri seçersek K şehri kuzey yarımkürede olacak, L şehri güney yarımkürede olacak. Dolayısıyla bu şehirler farklı yarımkürededir. Yorumu da yine doğru olacaktır. C seçeneği verilen günlere tarih yazılırsa K ve L şehrinin yarımküresi bilinebilir. E, tarihleri yazdığımda örneğin 21 Haziran 23 Eylül ise K şehri kuzeydedir. 21 Aralık 21 Mart ise K şehri güneydedir. Dolayısıyla şehirlerin hangi yarım kürede olduğu bir nevi ifadesi yine doğru olacaktır. Ve geldik D seçeneği. L şehrinde verilen günler 21 Mart 21 Haziran tarihleri arasındadır. L şehri için yazdığımız tarihlere baktığınızda ya 21 Aralık 21 Mart arasında ya da 21 Haziran 23 Eylül arasında olmak zorunda. Ama burada diyor ki 21 Mart 21 Haziran tarihleri arasındadır. Bu yorum arkadaşlar yanlış olarak karşımıza çıkacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Ve geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza yine mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir soru. Fosforlu maddelerin parlaklığı sordukları ışık miktarı ile doğru orantılı. Yani ne kadar çok ışık soruyorsa o kadar parlak olacak. Bir etkinlikte özdeş 4 dünya modelinde yengeç dönencesine pembe fosforlu bant, oğlak dönencesine ise yeşil fosforlu bant yapıştırılıyor. Bu modeller güneşi temsil eden bir ışık kaynağı etrafına her biri farklı bir mevsim geçiş tarihini belirten konumlara eksen eğikliği dikkate alınarak yerleştiriliyor. Burada bir şey dikkat edelim arkadaşlar. Mevsim geçiş tarihlerini belirtecek. Neydi bu mevsim geçiş tarihleri? 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık. Yani tarih yazacaksak bunları seçmek zorundayız. Yerleştirildikleri F, G, H ve Z konumlarında eşit süre bekletildikten sonra karanlık bir ortamda karışık bir şekilde yan yana dizilen modellerin üzerine yapıştırılmış olan fosforlu bantların parlakları aşağıdaki gibi gözlemleniyor. Buna göre modellerin konumları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur diye sorulmaktır. Ne kadar çok ışık soğuruyorsa o kadar parlak olacak. Aslında bu şu demektir, güneş ışınları ne kadar dik geliyorsa o kadar çok ışık soğurur ve o kadar da parlak olacaktır. Şimdi bu fosforlu bantların parlaklığına bakalım. Örneğin G'ye baktığımızda hem pembe hem de yeşilin aynı parlaklıkta olduğunu görmekteyiz. O zaman güneş ışınlarının geliş açıları aynı olmak zorunda. Şimdi hem yengeç dönencesine hem de oğlak dönencesine eğer aynı açıyla geliyorsa o zaman arkadaşlar bu tarihler 21 Mart'ta olabilir. 23 Eylül'de olabilir diyoruz. F'ye baktığımızda yeşil fosforlu bantın daha parlak olduğunu görüyoruz. Yani oğlak dönencesine daha dik geliyor. E hatırlayın oğlak dönencesine dik geliyorsa eğer bu tarihi arkadaşlar 21 Aralık olmak zorundadır. H'ye baktığımızda pembe fosforlu bantın daha parlak olduğunu görüyoruz. Yani yengeç dönencesine daha dik geliyor. Yengeç dönencesine de biliyorsunuz ki arkadaşlar 21 Haziran tarihinde güneş ışınları dik olarak gelirdi. Z'ye baktığımızda da yine aynı G'de olduğu gibi pembe ve yeşilin aynı parlaklıkta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tarihlerde 21 Mart ya da ne olabilir arkadaşlar? 23 Eylül olabilir. Şimdi tarihleri belirledik. Seçeneklere bakalım. F konumundan sonra yani arkadaşlar 21 Aralık'tan sonra diyor bize arkadaşlar. Hemen yazalım şuraya. 21 Aralık'tan sonra Kuzey yarım kürede geceler uzamaya başlar. Biz biliyoruz ki 21 Aralık tarihinde kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Zaten en uzun gece yaşandı. Dolayısıyla artık gecelerin uzaması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yorum yanlıştır. B seçeneği G konumu 21 Mart ise G için ya 21 Mart ya da 23 Eylül demiştik. Bize 21 Mart diyor arkadaşlar burada. Güney yarım kürede geceler uzamaya devam eder. Şimdi 21 Mart'ta Güney yarım kürede hangi mevsim yaşanmaya başlıyordu? Sonbahar. Yani sonbahardan kış mevsimine doğru bir geçiş var. E sonbahar mevsiminden kış mevsimine doğru bir geçiş varsa eğer o zaman arkadaşlar geceler uzamaya devam edecektir. Bu ifademiz doğrudur. Cevabımız B olarak çıktı. C'ye bakıyoruz. H konumundan sonra yani 21 Haziran'dan bahsediyor arkadaşlar. 21 Haziran. Güney yarım kürede. 21 Haziran'da güney yarım kürede arkadaşlar ne yaşanıyor? Kış mevsimi yaşanıyor ve en kısa gündüz yaşanıyor. Ama burada diyor ki H konumundan sonra güney yarım kürede gündüzler kısalmaya başlar. E zaten en kısa gündüz yaşanmıştı. Dolayısıyla böyle bir ifade de yine söylenemez diyoruz. Ve geldik D seçeneği. Z konumu 23 Eylül ise Kuzey Yarımkürede gündüzler uzamaya devam eder. Şimdi 23 Eylül'de Kuzey Yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanıyor ve sonbahar mevsiminden kış mevsimine doğru bir geçiş var. E sonbahar mevsiminden kış mevsimine doğru bir geçiş varsa gündüzler uzamaya değil kısalmaya devam eder. Dolayısıyla bu yorumumuzda yine arkadaşlar yanlış olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz DNA ile ilgili bir soru. Sorumuzu okuyalım. Günümüzde kabul edilen DNA modeli 1953 yılında Watson ve Crick tarafından ortaya atılmıştır. Bu modeli oluştururken kendilerinden önceki bilim insanlarının DNA ile ilgili çalışmalarından yararlanmışlardır. DNA ile ilgili 1953 yılından önce yapılan bazı çalışmaların sonuçları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Buna göre Günümüzdeki DNA modeli hazırlanırken önemli ipuçları sağlayan çalışma sonuçlarının numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmişti? Arkadaşlar bizden neyi istiyor? DNA modeli hazırlanmasını istiyor. O zaman önce DNA modelini şöyle gözümüzde bir canlandıralım. DNA modelini hatırlayın. DNA çift zincirli bir yapıya sahipti. O zaman çift zincir olduğu ile ilgili bir bilgi olmalı. Bu bir. İkincisi DNA modelinde karşılıklı olarak nükleotitler yer alıyordu. O zaman bu nükleotitlerin karşılıklı bulunduğu ile ilgili bilgiler de yer almalı. Ve biliyorsunuz ki bir nükleotitin yapısında fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz bulunmaktaydı. O zaman bunlarla ilgili bilgiler de yer almalı ve bundan yararlanarak günümüzdeki DNA modeli oluşturulmalı. Bir numara bakıyorum. Kromozomlar DNA'dan oluşur. Evet Doğru bir ifade ancak DNA modeli ile ilgili yararlanılan bir ipucu olmayacaktır. 2. Bir canlının tüm vücut hücreleri aynı miktarda DNA içerir. Burada DNA miktarı ile ilgili bir bilgi var. Ama DNA modeli ile ilgili bir ipucu değildir. 3'e bakıyorum. X ışınları ile yapılan incelemeler DNA'nın sarmal bir yapıda olduğunu gösterir. E demiştik. DNA sarmal bir yapıda. Dolayısıyla DNA modeli oluştururken bu ipucuna ihtiyaç vardır. 4. DNA bazı hücrelerin çekirdeğinde bulunur. Evet bazı hücrelerin çekirdeğinde bulunur. Bazı hücrelerde stoplazma dağınık halde bulunur. Ama bu da DNA modeli ile ilgili bir ipucu yine olmayacaktır. 5. DNA deoksiriboz şekeri, fosfat grubu ve 4 farklı bazdan oluşur demiştik. Nükleotların yapısında deoksiriboz şekeri, fosfat ve organik bazlar var. O zaman DNA'nın modeli ile ilgili bir ipucu teşkil edecektir. 6'ya baktığımda DNA analizleri adenin nükleotidinin timin ile sitozin nükleotidinin guanin ile bir çift oluşturduğunu gösterir. Modeli oluştururken de demiştik ki adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin olmalı. Yani DNA modeli içinde yine bu bir ipucu olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla kullanılanlar hangidir arkadaşlar? 3 numaralı, 5 numaralı ve 6 numaralı ipuçları olacaktır. Dolayısıyla cevabımız D olarak karşımıza çıkacaktır. Ve dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda yine DNA ile ilgili bir soru. Aslında bir önceki sorumuzda söylemiştik. DNA'da karşılıklı nükleotitler bulunur ve bunlar belirli bir düzene göre sıralanır. Nasıl ki adenin nükleotitin karşısında timin nükleotiti bulunmak zorunda, guanin nükleotitin karşısında da sitozin nükleotiti bulunmak zorunda. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Aşağıda bir DNA modelinin nükleotit dizilimi eksik olarak verilmiştir. Bu modelin hatasız bir şekilde tamamlanması için K ile gösterilen yere 1, 2, 3 organik baz çiftlerinden hangileri gelebilir diye sorulmaktadır. Önce boş bırakılan yerleri dolduralım ve hangi desenlerin karşılıklı gelmesi gerektiğini bir belirleyelim. Şimdi arkadaşlar baktığımızda eğik olan çizgilerin karşısında dik olan çizgilerin geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bunlar daima birbirleriyle karşılıklı gelmeli. Hemen biri altına geçtiğimizde dik olan çizgiler var karşısı boş bırakılmış. O zaman burada arkadaşlar ne olmak zorunda? Eğik olan çizgiler olmak zorunda. Bunların karşılıklı geldiğini öğrendik. Geriye iki tane kaldı. Bir daire şeklinde gösterilenler var. Bir de yatay çizgilerle gösterilenler var. O zaman daireyle gösterilenler ve yatay ile gösterilenler de yine karşılıklı gelmek zorunda. Yine boş bırakan yerleri dolduralım. Burada daire gösterilen yer var. O zaman bunun karşısında yatay çizgiyle gösterilmeli. Burada da yatay çizgiler var. Onun karşısında da daireyle gösterilenler olmak zorundadır. Şimdi 1, 2 ve 3'ü inceleyelim. Dik olanlar var ve karşısında eğik olanlar var. E zaten demiştik ki dik olanların karşısında ne olmak zorunda? Eğik olanlar olmak zorunda. O zaman bu gelebilir. 2'ye baktığımızda yataylar var ve daireler var. E demiştik ki yatayların karşısında da daire şeklinde olanlar olmak zorunda. Bu da yine gelebilir. 3'e baktığımızda yatay var karşısında dik var. Yatayların karşısında daire olacaktı dik olanlar bunun karşısına ne yapamayacaktır arkadaşlar? Gelemeyecektir. Dolayısıyla K ile gösterilen yere 1 ve 2 numaralı gösterimler gelebilir. Cevabımız da C seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Beşinci sorumuzda yine DNA ile ilgili bir soru. Sorumuza bakalım. DNA ve genetik kod konusunu anlatan öğretmenin tahtaya çizdiği DNA molekülünün bir kısmı silinmiştir. Bir öğrenci tahtadaki DNA molekülüne bakarak DNA ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamaz diye sorulmaktadır. Önce şeklimizi bir inceleyelim. Şimdi şeklimize baktığımızda daha önce de söylemiştik. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin nükleotidi gelmek zorunda. Biz bunları biliyoruz. Ama tahtada silinenlere göre hangisine cevap bulamayız diye sorulmaktadır. Hemen incelediğimizde bakıyoruz. Adenin ve timin karşılıklı olarak yer alıyor mu? Evet karşılıklı olarak yer alıyor. Ve DNA molekülümüz çift zincirli bir yapıda mı? Evet çift zincirli bir yapıda. Burada azotlu organik bazlara baktığımızda adenin, timin, sitozini görüyoruz. Ama aslında bizim bildiğimiz bir de ne var? Guanin var. Orada o azotlu organik bazımız şeklinin üzerinde silinmiş vaziyette. Şimdi seçeneklere şöyle bir geçelim arkadaşlar. DNA molekülü çift zincirli bir yapıya sahip midir? Şekli incelediğimizde hemen şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Karşılıklı olarak nükleotlerin yer aldığı çift zincirli bir yapıya sahip mi? Evet sahip. O zaman arkadaşlar bu soruya cevap verilebilir. B seçeneğine baktığımızda DNA molekülünde kaç çeşit organik baz var? Biraz önce söylemiştim. Adenin, timin, sitozini görmekteyiz. Ama guanini göremiyoruz. Dolayısıyla kaç çeşit organik baz bulunur sorusuna cevap verilemez. Cevabımız B olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonra bakıyoruz C seçeneğine. Bir nükleotidin yapısında neler bulunur? Hemen şöyle bir nükleotidi gösterelim. Acaba yapısında neler var? Cevap verebiliyor muyuz? Fosfat var, deoksiriboz şekeri var ve bir de organik baz var. Dolayısıyla bu şekle bakarak bir nükleotit yapısında neler bulunur sorusuna da yine cevap verebiliyoruz. D seçeneği nükleotitlerde aynı olan yapılar nelerdir? Şurada göstermiştik karşılıklı iki nükleotit vardı. Aynı olan yapılara baktığımızda şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Fosfat burada var. ve burada da var. Aynı yapılar. Deoksiriboz şekeri burada var. Burada da yine var. Dolayısıyla bir nükleotidin yapısında aynı olan yapılar nelerdir sorusuna da yine ne yapabiliyoruz? Cevap verebiliyoruz. O zaman cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde 6. sorumuza geldik. 6. sorumuzda kalıtım ve tek karakter çaprazlamaları ile ilgili bir soru sorumuza bakalım. Bezelyelerde bir karaktere bağlı çaprazlama sonucu oluşan genotip oranları aşağıdaki eşit bölümlendirilmiş halka üzerinde farklı renkler ile gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmaktadır. Şimdi arkadaşlar burada bir halka grafiği verilmiş ve grafiğe baktığımızda K genotipinin oranının %50, L'nin %25, M'nin de yine %25 olduğunu söyleyebiliriz. Peki %50, %25 ve %25 bu genotip oranlarını biz hangi çaprazlama sonucunda elde edebiliriz? Arkadaşlar bu oranları elde edebilmek için yapmamız gereken şey iki tane heterozigot genotipli bireyi çaprazlamak olacaktır. Eğer bu çaprazlamayı yaparsak biz A harfiyle gösterdik. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A genotipli bireyleri elde edebiliriz. Büyük A küçük A oranına baktığımızda 4'te 2 yani %50. Burada %50'ye karşılık gelen hangisi? K. O zaman arkadaşlar K'nin genotipini belirledik. Büyük A küçük A olmak zorundadır. Ama L ve M'ye baktığımızda %25 büyük A, büyük A da olabilir. Küçük A küçük A da olabilir. Burada kesin bir sonuca ulaşamadık. Ama şunu biliyoruz. Ya büyük A büyük A olacak ya da küçük A küçük A. Aynı şekilde M'de yine ya büyük A büyük A şeklinde gösterilecektir ya da küçük A küçük A şeklinde gösterilecektir. Şimdi öncülerimize bakalım. K genotipli bezelyelerde çekinik alel bulunur. K'ye biz büyük A küçük A demiştik. Ve biliyorsunuz çekinik alelleri küçük harfle gösteriyorduk. O zaman çekinik alel var mı? Evet çekinik alelimiz var. O zaman bu kesinlikle doğrudur. İkiye baktığımızda K ve M genotipli bezelyelerin çaprazlanmasında çekinik fenotipli bezelyeler görünür. Acaba kesin mi? K ve M'yi çaprazlamamı istiyor. K'yi biliyoruz. Kesin. Büyük A, küçük A. Ama arkadaşlar M'ye baktığımızda büyük A, büyük A da olabilir. Küçük A, küçük A da olabilir. Şimdi çekinik fenotipli bir bireyin görülebilmesi için çekinik alelin her iki bireyde de olması gerekiyor. Eğer büyük A, küçük A ve küçük A küçük A'yı alırsam o zaman çekinik fenotipli bireyi elde edebilirim. Ama büyük A küçük A ile büyük A büyük A'yı alırsam çekinik alel her iki bireyde bulunmadığı için çekinik fenotipli birey oluşmayabilir. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru değildir. 3'e baktığımızda L ve M genotipli bezelyelerin çaprazlanmasıyla oluşan bezelyelerin hepsi melezdir. Şimdi L ve M'yi çaprazladığında örneğin L'yi büyük A, büyük A alalım. E bu durumda M'yi küçük A, küçük A almak zorundayız. E eğer bu çaprazlamayı yaparsak büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. E gördüğünüz gibi hepsi nasıl arkadaşlar? Hepsi heterozigot yani melez. O zaman bunun da yine doğruluğu kesindir. Bu durumda cevabımız... 1 ve 3 yani D seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Geldik 7. sorumuza. Yine kalıtım ile ilgili çok güzel bir soru. Bezelyelerde tohum şekli düzgün, buruşuk, kabuk şekli geniş, dar, tohum rengi yeşil, sarı ve çiçek rengi mor, beyaz karakterleri mevcuttur. Aşağıda bazı bezelyelerin fenotipine ve genotipine ait bilgiler içeren bir tablo verilmiştir. Verilen tabloya göre bezelyelerin 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangilerinin çekinik olduğu belirlenebilir. Şimdi tabloya baktığımızda tohum şekli, kabuk şekli, tohum rengi, çiçek rengi fenotiplerini vermiş ve genotiplerin de saf döl mü, melez mi olduğunu vermiş. Önce şöyle bir hatırlayalım. Saf döl neydi? Melez neydi? Saf döl hatırlayın. İki bireyden gelen alellerin aynı olması durumuydu. Yani ya her ikisi de baskın ya da her ikisi de çekinik olacaktı. Saf dediğimiz buydu. Melez dediğimiz ise arkadaşlar birisi baskın, biri çekinik olacaktı. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Saf döl olduğunda biz hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu anlayamayız. Ama melez olduğunda fenotipte mutlaka baskının özelliğini gösterir. Eğer melezden bahsediyorsak büyük aile göstermiştik. O zaman bu baskın olduğu için fenotipte ne yapacaktır? Etkisini gösterecektir. Ama arkadaşlar bu çekinik olduğu için ne yapamayacaktır? Fenotipte etkisini gösteremeyecektir. O zaman biz melezlere baktığımızda hangisinin çekinik, hangisinin baskın olduğunu rahat bir şekilde anlayabiliriz. Saf dölleri hemen ne yapıyoruz? Saf dışı bırakıyoruz. Meleze baktığımızda şimdi bakıyorum kabuk şekli geniş ve melez eğer melezse ve kabuk şekli genişse o zaman geniş kabuklu olma aleli baskındır. Dar kabuklu olma aleli çekiniktir. Aynı şekilde çiçek rengine baktığımızda fenotip mor çiçekli ve genotipi melez. E, melez olduğunda baskın özelliğini gösteriyordu. O zaman mor çiçek aleli baskın, beyaz çiçek aleli ne olacaktır arkadaşlar? Çekinik olacaktır. O zaman biz dar kabuk ve beyaz çiçeğin çekinik olduğunu bulduk. Bu da hangisinde var arkadaşlar? Dar kabuk şekli 2 de var. Beyaz çiçek rengi de 4 de var. Bu durumda cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. sorumuza geldik. 8. sorumuzda modifikasyon ile ilgili bir soru. Hadi sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde arılara ait yaşam döngüsü kısaca özetlenmiştir. Bu yaşam döngüsüne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sorulmaktadır önce yaşam döngüsüne bir bakalım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Kraliçe arı 2n kromozomlu ve mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu yumurtalar oluşuyor. Erkek arı n kromozomlu ve dikkat edin mitoz bölünme sonucunda spermler oluşuyor. Yumurtalar mayoz sonucu oluşurken spermler mitoz sonucunda oluşuyor. Daha sonra n kromozomlu yumurtalar ve spermler birleştiğinde yani döllenme gerçekleştiğinde iken kromozomlu birey oluşuyor. Ama bu iken kromozomlu bireyler hangileri oluyor arkadaşlar? Dişi arılar. O zaman diyoruz ki dişi arılar döllenme sonucu oluşan iki n kromozomlu bireyler. Sonra bu dişi arılar eğer polenlerle beslenirse işçi arı oluyor. Eğer arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluyor. Yani beslenme şekline göre işçi arı ya da kraliçe arı olarak karşımıza çıkıyor. Peki erkek arılar Arkadaşlar erkek arılar en kromozomlu yumurtalar döllenmeden gelişiyor ve en kromozomlu erkek arılar meydana geliyor. Şimdi seçeneklere bakalım. Spermde meydana gelen bir mutasyon işçi arılara aktarılamaz. İşçi arıya baktığımızda dikkat edin yukarıya doğru gittiğimizde yumurta ile spermin birleşmesi sonucunda oluşmuştu. Dolayısıyla spermde meydana gelen bir mutasyon işçi arıları da etkileyecektir. Bu ifade yanlış olacaktır. B seçeneği dişi arıların oluşması beslenme farklılığından kaynaklanır. Hemen şekle bakıyorum. Eğer dişi arıdan bahsediyorsak yumurtayla sperm birleşmeli yani döllenme olmalı. Eğer döllenme oluyor ise dişi arılar meydana geliyor. Yani beslenme farklılığı değil burada döllenmenin olup olmaması etkilidir. Dolayısıyla bu ifade yine yanlıştır. C seçeneği erkek arı döllenmemiş yumurtadan oluşur. Zaten şeklimize baktığımızda kraliçe arı, mayoz bölümü, yumurtalar ve yumurtalar döllenmeden gelişirse erkek arılar oluşuyordu. Dolayısıyla erkek arı döllenmemiş yumurtadan oluşur ifadesi doğrudur. Cevabımız C olarak karşımıza çıktı. D'ye de bakıyoruz. Kraliçe arı polenle beslenirse işçi arıya dönüşebilir. Burada dikkat edin. İken kromozom zigot polenle beslenirse işçi arı, arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluyor. Bu bilgi verilmiş. Ama kraliçe arı tekrar polenle beslenirse işçi arıya dönüşebilir diye bir yorum bu şekilde yapılamaz. Dolayısıyla bu da yine yanlış olacaktır. Evet arkadaşlar geldik 9. sorumuza yine kalıtım ile ilgili bir soru. Bezelyelerde boy uzunluğu karakterine ait 3 farklı çaprazlama yapılıyor. Yapılan çaprazlamaların sonuçları ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmaktadır. Yine dikkat ediyoruz arkadaşlar bir kesinlik ifadesi var. Çaprazlamalara bakıyorum. Birinci çaprazlamada iki tane uzun boylu bezele çaprazlanıyor. İkinci de bir uzun bir kısa. Üçüncüde de ise iki tane kısa boylu bezele çaprazlanıyor. Sorunun çözümüne geçmeden önce hemen şöyle bir bilgi verelim. Şimdi bir burada soruda bize hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu vermemiş. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Şu şekilde arkadaşlar. Eğer aynı fenotipli iki birey çaprazlanıp farklı fenotipte bir birey elde ediliyorsa çaprazlananlar baskın, elde edilen ise çekinik fenotiplidir. Dolayısıyla aynı fenotipli bezelyeleri çaprazlamalıyım, farklı fenotipli bir bezelye elde etmeliyim. Bu sayede hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu anlayabilirim. Örneğin birinci çaprazlamada iki tane uzun çaprazlayıp eğer kısa elde edersem uzun boy aleli baskın, kısa boy aleli çekiniktir diyebilirim. Bunu göz önünde bulundurarak seçeneklere geçiyoruz. A seçeneği birinci çaprazlamada uzun ve kısa boylu bezelyelerin oluşması. İki tane uzunu çaprazladım ve hem uzun hem de kısa bezelye elde ettim. Bezelyelerin oluşması bezelyelerde uzun boy özelliğinin baskın olduğunu gösterir. Evet biraz önce bahsetmiştim. İki tane aynı fenotipli bireyi çaprazlayıp farklı fenotipli bir birey elde edersem elde ettiğim birey neydi? Çekinik alelin özelliğini gösteriyordu. Dolayısıyla birinci çaprazlamada uzun ve kısayı elde ediyorsam o zaman uzun boy özelliğini baskın olduğu ifadesine ulaşabilirim. Dolayısıyla bu yorum kesinlikle doğrudur. Cevabımız da A seçeneği olarak karşımıza çıkacak. B'ye bakalım. İkinci çaprazlamada uzun ve kısa boylu bezelyelerin oluşması bezelyelerde kısa boy özelliğinin baskın olduğunu gösteriyor. Şimdi çaprazladıklarım uzun ve kısa. E, elde ettiklerim de uzun ve kısa. Dolayısıyla buradan hangisinin baskını, hangisinin çekinik olduğuna ulaşamayacağım. Devam ediyorum C seçeneği ile. İkinci çaprazlamada sadece kısa boylu bezelyelerin oluşması, bezelyelerde uzun boy özelliğinin baskın olduğunu gösterir. Bakıyorum uzun ve kısayı çaprazladım, kısa elde ettim. Yani yine hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğuna ulaşamam. D seçeneği. Üçüncü çaprazlamada sadece kısa boylu bezelyelerin oluşması, Bezelyelerde kısa boy özelliğinin baskın olduğunu gösterin. 2 e tane kısa boyluyu çaprazladım. Yine kısa boylu elde ettim. Dolayısıyla hangisi baskın, hangisi çekinik ulaşamam diyoruz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Ve geldik son sorumuza. Bir bölgede tarım ilaçlarına maruz kalan baykuş türünün bazı bireylerinde görme yetileri olumsuz etkileyen bir mutasyon gerçekleşmiştir. Aşağıdaki görselde fare ve bu fare ile beslenen baykuş popülasyonlarının birey sayılarında zamanla meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Biraz sonra bakacağız. Buna göre verilen popülasyonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmaktadır. Şimdi şeklimizi bir inceleyelim arkadaşlar. Önce farelerden başlayalım. Şimdi bakıyorum. Siyah fare 2, beyaz 4 tane. Ama sonra siyahların sayısı artarken beyazların sayısı ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Ve sonuçta tamamı siyah farelerden oluşan bir popülasyon meydana geliyor. Sonra baykuşlara baktığımızda baykuşlarda görme yetisi azalmış baykuşlara bakıyoruz. Azalıyor ve belli bir süre sonra yok oluyor. Ama iyi gören baykuş sayısı giderek ne yapıyor? Artıyor. O zaman hemen şu şekil üzerinde gösterelim. Beyaz fare sayısı zamanla azalıyor. Siyah fare sayısı zamanla artıyor. Görme yetisi azalmış baykuşlar yine zamanla azalırken iyi gören baykuşlar da zamanla ne yapıyor? artıyor arkadaşlar. bunun sebebi de şudur. Görme yetisi azalmış baykuşlar siyah fareleri avlayamıyor. Siyah fare sayısı artıyor ama beyaz fareleri rahat bir şekilde avlarken beyaz farelerde ne yapıyor? Av olduğu için yavaş yavaş yok oluyor. Yani aslında burada bir ne var arkadaşlar? Doğal seçilim var. Şimdi seçeneklere geçelim. Siyah fareler ve iyi gören baykuşların çevreye adaptasyonları azdır diyor. Bakıyorum. E, siyah fare sayısı ne yaptı? Arttı iyi gören baykuş sayısı ne yaptı? Arttı. E çevre adaptasyonları az olsaydı eğer sayılarının azalması gerekiyordu. O zaman bu ifademiz yanlış olacaktır. B'ye bakıyorum. Hem baykuş hem de fare popülasyonlarında varyasyon azalmıştır. Hemen varyasyon neydi? Onu bir söyleyelim. Varyasyon dediğimiz tür içerisinde görülen çeşitlilikti. Başlangıçta hem siyah hem beyaz fareler varken sonuçta sadece siyahlar var. Yani tür çeşitlilik azaldı. Başlangıçta görme yetisi azalmış baykuşlar ve iyi gören baykuşlar varken sonuçta sadece iyi gören baykuşlar kaldı. Yani burada da yine tür çeşitlilik azaldı. Dolayısıyla hem baykuş hem de fare popülasyonunda varyasyon azalmıştır ifadesi doğru olacaktır. Cevabımızı bulduk. B seçeneği. C'ye bakalım. Sadece beyaz fareler ve görme yetisi azalmış baykuşlar doğal seçilime uğramıştır. Burada dikkat edin arkadaşlar. Doğal seçilim deyince sanki hep güçlü olanların hayatta kalması algılanabilir. Hayır. Doğal seçilim neydi? Ortama uyum sağlayanlar yaşamaya devam ederken uyum sağlayamayanlar yok olacak. Yani yok olanlar da aslında doğal seçilime uğruyor. Ortama uyum sağlayıp sayısı artanlar da doğal seçilime uğruyor. Dolayısıyla sadece beyaz fareler ve görme yetisi azalmış baykuşlar doğal seçilime uğramıştır ifadesi de yanlış olacaktır. D'ye bakıyoruz. Mutasyona uğrayan baykuşlar popülasyonda baskın hale gelmiştir. Mutasyona uğrayan baykuşlar hangi derecede? Görme yetisi azalmış baykuşlardı. Ama görme yetisi azalmış baykuşlar ne oldu? Yok oldu. Yani popülasyonda baskın hale gelmiştir ifadesi de yine yanlış olacaktır. Evet arkadaşlar. Kasım ayı fen bilimleri örnek sorularının çözümlerini yaptık. Aralık ayında da yine aynı şekilde sorular açıklandıktan sonra çözümlerle yine karşınızda olacağız. Aralık ayında görüşmek üzere.